Merhaba sevgili sanatseverler. Bugün Folk Art Sanat Galerisi'ndeyiz. Bugün çok özel bir sergiye Folk Art Sanat Galerisi ev sahipliği yapıyor. Türk resminin önemli isimlerinden Şevket Dağ'ın ilk bireysel sergisinin sunulduğu bu özel sergiye tüm sanatseverleri bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sanat tarihinin çok önemli isimlerinden Şevket Dağ'ın bireysel ilk defa sergisini sergilendi. Evet. Folk Art Sanat Galerisi'ndeyiz. Evet. Sizin de düşüncelerinizi almak isteriz. Şimdi teşekkür etmek lazım önce Folk Art'a, öyle başlayayım. Çünkü Şevket Dağ'ın ilk sergisi bir toplu sergisi. Kendisi ben de 1906'da Şehzadebaşı'ndaki bir mahalle müzik gibi bir sergi açıyor bireysel olarak. Ondan sonra bireysel sergisi yok. Yani 1944'te ölüyor, işte 1906'dan 100 yılı geçmiş bir süre sonra ilk defa topluca kendi eserlerini gördüğümüz bir sergi var. 58 tane resim var. Çeşitli koleksiyonlardan alınmış. Kolay toplamasının oldukça zor olduğunu biliyorum. Kolay bir iş değil. Bir eğitici olarak da çok önemli bir insan. Çok enteresan anıları var, Malik Akser anlatır. Böyle pehlivanlık yapar, güreş yapar falan, gayet yapılı şey, portreler görürsünüz. Ama bunu müthiş de duygusal bir insan. İlk defa o güne kadar bütün resim eğitimi içinde, özellikle İstanbul Muallim Mektebi'nde olsun, işte okullarda olsun. Galatasaray Lisesi'nde. Sonra Galatasaray evet. Lisesi. Hep atölyelerde işte evin şeyin içinde, atölyenin içindeki kartpostallardan falan öğrencilere resim yaptırırsan ilk defa onları alıp dışarı çıkartıyor. Kendi de öyle. Özellikle cami ve peyzajları çok önemli. O dönem için gerçekten zor. Onlar sanayi nefisinin ilk mezunlarında. O kuşak işte İbrahim Çağlılar olsun, Hikmet Anaklar olsun, Halil Paşalar olsun. Türk resim sanatının gelişmesi için çok özveride bulunmuşlar ve Cumhuriyet'in o dönemi de onları çok takdir etmiş. İki de üç dönemde milletvekilliği var. Ressamlar Cemiyeti 1910'larda kurulan, 13'de kurulan. Orada görevler oluyor. Daha sonra işte Osmanlı Ressam Genel Sekreter oluyor. Sonra Cumhuriyet'ten sonra Ressamlar Birliği Başkanı, Güzel Sanatlar Cemiyeti Başkanı. O yüzden onu bunca sene sonra Cumhuriyet'in 100. kuruluş senesi içinde anmak ve böyle topluca da zannediyorum bu sergi buradan sonra daha Ankara ve İstanbul'da dolaşması devam lazım. Edecek. Kolay bir iş değil çünkü hazır toplandı. O yüzden bu işe öncülük yaptı. Bu işi bu aşamaya getirdiği ve bize sunduğu için öncelikle Folk Art'a teşekkür etmek lazım. Çok çünkü bu ederiz. Çok kıymetli bir sergi. Eziyetli bir iştir bilirim. Evet. Evet, İzmirlilere de mutlaka görmelerini ve buraları gezmeyi tavsiye ediyoruz. Eserleri bir araya getirebilmek için ne kadar yorulduğunu ben biliyorum. Çok değerli koleksiyonerlerimize de buradan çok teşekkür ediyorum. Bu eserleri bize güvenip verdikleri için. Örneğin Ayasofya eseri 1903 yılında yerindeyken imzaladığı, Şevket Dağ'ın imzaladığı bir eser. Başyapıtlardan bir tanesi. 1903 yılından beri ilk defa oradan sökülüp buraya getirildi. Bu da böyle bir ayrıntı. İlk defa yapılıyor dediğiniz gibi. Evet, daha önce karma sergilerde birçok kez sergilenmiş ama bu bir ilk Türkiye için. Sadece Şevket Dağ olarak bu büyüklükte ilk defa yapılıyor. Toplam zaten 250 eseri var. Bunların 100'ü kayıp,
150 eserin yaklaşık 60 tanesini toplayabildik. Evet. Bu tabii çok büyük zor oldu yemek. Ama büyük bir yemek. Ama çok iyi sonuçlandı. Gördüğünüz gibi salonumuza da çok yakıştı eserler. Evet. Bütün İzmirlileri, bütün Türkiye'yi ağırlamaya hazır. Sergimiz çok yani çok değerli, çok anlamlı oldu. Bu kadar eserleri Şevket Dağ'ın bir arada gördüğümüz başka hiçbir sergi olmamıştı. O açıdan tabii ki bizim koleksiyonumuzda bulunan değerli 5 eserin de burada bulunması, yer alması bu kültüre çok ayrı bir değer de katıyor. Onların restorasyonu meselesi de vardı şüphesiz. 100 yıldır hiçbir tanesine dokunulmamıştı. Bazılarında hafif kenarlarında bazı hasarlar oluşmuştu. Ama profesyonel bir restoratör tarafından çok başarıyla bunlar çözüldü, tamir edildi. Folkart çalışanlarına, Fahri Bey'e, Ünal Bey'e özellikle ve bütün çalışanlarına ayrıca teşekkür etmem gerekir. Kurum olarak Eğitim Fakültesi adına. Kültürümüze bu eserleri yeniden kazandık. Ben öyle görüyorum. Bu eserlere nasıl ulaştık? Değerini nasıl anladık? Biz biliyorduk aslında Şevket Dağ'ın eserlerinin bizde olduğunu. Fakat tabii ki bu kadar değerli ve bir de bize nasıl geldiğinin hikayesini bilmiyorduk. Bize çalışmasına başladık. Atatürk Eğitim Fakültesi Darül Muallimi'nin devamıdır. 1848'de kurulan Darül Muallimi'nin yani modern şartlarda öğretmen yetiştirmek için kurulan kurumdur biliyorsunuz. Onun bütün evrakı, bütün çalışanlarının kıymetli eserleri, kütüphanesi, resimlere de dahil olmak üzere bize geçti. Şevket Dağ'ın eserlerini biz önce hani vefatından sonra bize vakfetmiş veya bağışlamış diye düşündük veya çalışırken. Fakat önceki Şevket Dağ bizim çok kıymetli hocalarımızdan bir tanesiydi. Aynen Muallim Cevdet'in veya İhsan Sungur'un hatta Tevfik Fikret'in tabii Tevfik Fikret de Darül Muallim'inde yani bizim önceki formdaki eğitim fakültemizde dersler vermiş. Çok kıymetli dersler vermiş. Şevket Dağ'ın da aynı şekilde uzun yıllar dersler verdiğini biliyoruz. Ve bize o eserler o zamandan kalmış. 1930'lu yıllarda bir mülakatta Fahri Bey bahsetti. Onu teyit edeceğim, bulacağım. Darül Muallimi'ne o zaman tabii Yüksek Öğretmen Okulu oldu. 9 tane eser bıraktığını söyledi. Söylemiş mülakatta. Tabii ki bizim şu anda 5 tane var maalesef. Diğer 4 tanesi ne oldu? O da benim görevim. Yani araştırıp taşınma esnasında bir yerlerde unutulmuş, kaybolmuş olma ihtimali var. Onu da onunla paylaşmam gerekiyor. Evet. Belki unutulmuştur bir yerde madem burada konuşuyoruz. Evet. Hani işte rastlanırsa sahibi olan evet. Bir yerde bulunulmuşsa Atatürk Eğitim Fakültesi'ne onların geri döndürülmesini talep ederiz. bu kıymetli. İyi bir vesilesiyle oldu. İyi için teşekkür ederiz. Yani biz oranın yani bu eserlerin koruyuculuğunu yapıyoruz. Şu an için. Tabii ki müzemizde onlar hep yer alacaktır. Bu kültüre ait olan temel eserlerdir. Dolayısıyla bu sergi Şevket Dağ'ın bütün eserlerini hepsini bir arada görme açısından çok kıymetli, değerli oldu. Thank you.
Folkart çok önemli bir işlev görüyor İzmir'de. Yani bilim sanat alanında kültür yaşamına yepyeni bir boyut kattı bu sergileriyle. Çok büyük bir açık vardı İzmir'de bu konuda. O boşluğu dolduruyor Folkart ve hemen her yıl benzer bir sergiyi düzenliyor. Eksik olmasın, Fahri Bey, Fahri Özdemir küratörlüğünü yapıyor bu işlerin. Ve giderek daha da komplike, daha da zor kurgulanabilen sergilere yöneliyor. Onlardan biri de bu Şevket Dağ sergisi. Bunu bir araya getirmek, yani Şevket Dağ'ın eserlerini bir araya getirmek büyük bir cesaret. Bu yıla kadar ben yardımcı oluyordum Fahri Bey'e, yani kataloglarda bir yazım oluyordu. Bu sefer geldiği vakit önce kabul ettim, fakat daha sonra yazacak şey bulamadım. Yani o denli bilinmez bir alan Şevket Dağ'ın yaşam öyküsü ve eserleri. Son derece önemli, çünkü Şevket Dağ'ın eserlerinde Türkiye'de dinsel mekanların giderek ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii döneminde benzer resimlerle karşılaşıyoruz, fakat bu denli detaylı ve coşkulu bir renk yani alemi içerisinde bütün bu Ayasofya başta olmak üzere camileri görebilmek bizlere bambaşka bir diyelim anlam katıyor. Yani o açıdan da son derece önemli bir işlev görüyor bu sergi diyebilirim. Galiba Ankara'da da açılacakmış. Ne evet, kadar güzel. Aslında tabii bunu İzmir'e kapalı tutmak olmaz. Yani başka yerlere de bize. Keşke İstanbul'a da, onu da konuşuyoruz aslında evet. Mesut Bey'le. Yani bunu İstanbul'a da getirin. Hakikaten illa İzmir'e gelmek zorunda kalmayalım bu tür güzel eserleri değerlendirebilmek evet. için. Ama Folkart Galeri hakikaten İzmir'in sanat alanında göz göbeği diyebilirim. Evet, tabii öncülük yaptı. Tabii öncülük yaptı. Yani evet. Ve umarım yani diğer bir takım girişimcileri de bu alana çeker ve bu sanat anlayışı İzmir'de de yepyeni bir boyut kazanır diye düşünüyorum şahsen. İlk sergisi diyebiliriz çünkü Şevket Dağ 1944'te öldü ama sadece 1901 yılında bir muhallebici dükkanında 5 tabloyla bir sergi açmış. Onun haricinde ise Türkiye'deki düzenlenen, 1944 yılına kadar düzenlenen bütün sergilerin neredeyse organizatörü ve katılımcısı. Dolayısıyla kişisel hiç sergisi açılmamıştı çünkü eser sayısı son derece az. Biz birçok koleksiyonerlerden, kurumlardan bu eserleri topladık. Çok kapsamlı, Türkçe-İngilizce bir kitap yaptık ayrıca. Hoş bir tarihsel süreç aslında. Türk resim tarihindeki 1944'e kadar olan sürecin nahiv fırçalarını burada görebilirsiniz.